Efendim herkese sevgiler, saygılar, selamlar, merhabalar. Kıymetli izleyenlerimiz, seçime bir gün kala Rıfat Söylemez ile Gündem. Evet, Rıfat Söylemez ile Gündem dün ve bugün 11 ve 12 arası sizlerleydi ama konuğu vardı. Ben yoktum, ben sizlerle olamadım. Ama bugün Ersen Tüzener moderatörlüğünde Rıfat Söylemez ile Gündem seçim öncesi son programıyla sizlerle kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim, seçime bir gün var, bir gün kaldı. Biz hemen paylaşımlarımızı hocama da linkime atayım ben. Sıkıştırılmış bir yayın halinde ilerliyoruz, kusura bakmayın. Evet, ama bu yayını da yapmak zorundaydık. Çünkü son program olması hasebiyle. Ben hocama hemen linki göndereceğim ve konu başlıklarına hemen değineceğim. Evet, şuradan Rıfat Hocam, Rıfat Hocam. Evet, sen linkler at. Hemen hocam size linki göndereyim ben. Evet, maşallah arka arkaya bayağı mesaj da gelmiş bana. Evet, linki gönderdim hocam ben size hemen. Efendim, konu başlıklarımızı dilerseniz dile getireyim diyeceğim ama direkt konulara gireceğiz. Kıymetli hocama bırakacağım. Ben çok fazla konu başlıklarına girmek istemiyorum. Neden? Kısa bir süremiz var. Bu süreyi de kıymetli bir şekilde kullanmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz. Kıymetli hocam paylaşımları yapar yapmaz hemen mikrofonumuzu ve kameralarımızı kıymetli hocamıza çevireceğiz. Değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Efendim, evet, dün ve bugün adayları, konukları vardı. DEM Parti'nin Büyükşehir ve Seyhan adaylarını konuk aldığı Rıfat Söylemez hocam. Çok önemli açıklamalarda bulundular. Biz kimseyle beraber değiliz. Çekilmemiz veya ona destek vermemiz veya göstermelik bir aday olmamız gibi bir durum söz konusu değil diye dile getirdiler. Benim de dinleme fırsatım oldu. Özellikle dünkü yayında demin Büyükşehir adayı Sayın Mahfuz Güleryüz'ün özellikle yapmış olduğu bir nokta vardı ki çok önemliydi o açıklama. Sayın Karalar'ın taş medreseliler için yapmış olduğu açıklamayı kınadı. Irkçı bir söylem olduğunu, faşist bir söylem olduğunu dile getirdi. Açıklaması bu yöndeydi tabii ki. Evet hocam paylaşımlarımızı yaptı. Bakalım bugün neleri konuşacağız? Eksik kalan nelerimiz vardı? Sineki halimiz vardı. Vardı, var aslında çok çok da. Hocam bunları toparlıyor. Bir de para alıp işe girdireceğim diyen bir muhtar vardı. Sayın Karalar'la poz poz resimler veren. Ona da kısa bir değinecek hocam. Bu savcılık aşamasında zaten. Dava aşamasında bu olay. Burada bir dolandırıcılık söz konusu. Buna nasıl mahal verildi? Böyle bir şeye, böyle bir yetkisi var mı bir muhtarın? Para alıp karşılığında işe girdirmek. Garibanın parasına çökmek çok doğru şeyler değildir. Maalesef bunları da duymuş ve görmüş olduk. Kıymetli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Evet, ben hemen mikrofonları ve kameramı kıymetli hocama çevireceğim. Sonrasında ben de paylaşımlarımı yapacağım. Duyurmak babında, duyurmak anlamında tabii ki. Hazır mıyız hocam? Evet, hazırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii iki gündür, dün ve bugün bir hakkı yerine teslim etme gayretindeydik. Neydi bu? Haklarında hep konuşulan ama nedense Güven Boğa'yı yine buradan sevgiyle selamlıyorum. Evet, haberegüven.com'da orada bir tek yayına çıkabilen DEM Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz ve DEM Parti'nin Seyhan Belediye Eş Başkan Adayı Mehmet Karakış'ı dün ve bugün canlı yayınları aldık. Çünkü onlar üzerinden çok manipülasyon yapılıyordu. İşte onların güçsüz, zayıf adaylar çıkarttığını, Büyükşehir'de ve ilçelerde CHP'li adaylara destek vereceği yönünde bir algı yaratılmaya çalışıyordu. Ya bakın medyamız bile, yani çok üzülerek görüyorum, bunca suçlama karşısında DEM Parti'nin medyamız bile geçtiğimiz akşam objektifa.com'da Ali Pekmeci verdi Adana manşet. Kilit haber verdi. Birkaç site verdi. Evet. Onun dışında medyamızda Zeydan Karalar'ın Dağlıoğlu'nda yapamadığı mitingi kimse gündeme getirmedi maalesef.
Orada o bölgenin halkı, gençleri pankartlar da asmıştı. Çok önemli bir pankart vardı. Biliyorsunuz Zeydan Karalar içinde 50 gram bile olmayan kahve, çok böyle kağıda benzer plastikten tepsiye, belediye kasasından ödediği para 30 milyon liraydı. 30 trilyon eski paraydı. Oralara dağıtmışlar koliler filan. Bakın, Dağlıoğlu Mahallesi'nde vatandaş şu pankartı astı. Bir okuyabilir misin Ersin? Rüşvet kabul etmiyorum, irademe sahip çıkıyorum diyerek kolyede çarpıyı atmışlar. Kahve, silikon eldiven, evet, ve tepsi, evet, olan. Bizim burada gösterdiğimiz işte gıda paketleri filan. Şimdi memleket, ben bunu söylüyorum. Bakın şunu da herkes çok iyi bilsin. O böyle sosyal medyada Zeydan Karalar'ın böyle silah şörlüğüne soyunanlar var. Haber sitelerinde şurada burada. Ben o beslemeleri ciddiye bile almıyorum. Onlar Zeydan Karalar'a yalanmak için, yalakalık yapmak için aldıkları avantalar devam etsin diye elbette haklı olarak orayı savunacak. Ben size kime oy verin diye bir şey anlatmıyorum. Tabii, yok. Ben burada bir vurgun çetesinden söz ediyorum. Bir yağma düzeninin artık sona gelmesi gerektiğini anlatıyorum. Bugüne kadar 5 yıldır göreve geldiğinden itibaren bir iki ay bekledik nasıl bir çalışma yapacağız diye. Kendisi oradadır. Bakın o beslemelere söylüyorum. O tetikçilere, o trollere sesleniyorum. Adı var, o atları da almak istemiyorum. Onları hani orada ücretleri artar, maaşlar. Yine o paralar bizim halkın cebinden çıkacak paralar kardeşim. Bunlara girmeyeceğim. Zeydan Karalar döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi iş kılıflı ihale tezgahlarıyla yağmalanıyor kardeşim. Talan ediliyor. Bu şehirde size hizmet diye sundukları aslında Karaların yandaşlarının, kandaşlarının, candaşlarının zengin edilmesi adına kurgulanmış bir proje tezgahı diyeyim buna. Soyuluyor bu şehir kardeşim. Bakın, Türkiye'de 350 bin benim sadece paylaşım, ben öyle sosyal medyayı falan böyle yani kullanmasını bilen biri de değil. Evet, çok böyle aktif değil. Evet. İhal anket yapılıyor ya, anket. İşte Zeydan Karalar'ı birinci çıkaran anketler yapılıyor. Sadece bir anket firmasına. Yıllardır. Zeyhan Belediye Başkanlığı döneminden bugüne. 10 yıldır. Her ay bugün ödenen para, artık enflasyon falan diyorlar ya, bugün ödenen para aylık 1 milyon lira kadar. Yani anlayacağımız para hesabı yaparsak eski parayla her ay 1 trilyon lira Veysipi'den geliyor burada sanal bir anket dosyasıyla, düzmece bir anket dosyasıyla Adanalı'nın tüyü bitmemiş yetimin hakkından her ay 1 milyon lirayı cebine koyuyor, buradan çekiyor gidiyor. Ondan sonra da işte halkı yanıltmak adına sahte anketler yapıyor. Alt geçitler yaptı. Güzel, eline sağlık. Keşke o ihaleler gerçekten ihale şeyine uygun, adına uygun şekilde yapılsaydı. Tesadüfe bakın ki 3 tane alt geçit tek geçerli teklifin olduğu ihalelerle hep aynı firmalara Atanaz'a ve YSP'ye gitti. Sadece bu 2 firmanın Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kestiği fatura 3 milyar lira civarında kardeşim. 3 katrilyon lira civarında. Ya bakın 111 yeni otobüs aldık masalını dinlemekten ben bunaldım. Biliyor musunuz sevgili Adanalılar? Bu düzenli çalışmayan otobüslerin tamir bakımı adı altında biz her gün 1 milyon lira para veriyoruz kardeşim. Evet. Bugüne kadar otobüslerin tamirine Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ödenen para, o kurları bugüne getirirseniz
Yaklaşık 1 katrilyon liradan söz ediyorum biz. 1 milyar lira. 111 yeni otobüs aldık diyorsun. Bunların bakımına, tamirine 5 yılda 1 katrilyon lira para ödüyorsun. Tabii bunları soran, bunları sorgulayan, bunları araştıran, bunlara haber yapma ihtiyacı duyan medyamız olmadığı da maalesef acı bir gerçek. Ya sinekle mücadele. Son ihale ortada. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Kanlı da sağ olsun bu dönem bu konulara çok ciddi hassasiyet gösteriyor. Önemli açıklamalar yapıyor. Belgeleriyle konuşuyor, ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın. MHP Adana Büyükşehir'deki vurgun ve talanı belgeledi diyor. Bunlar benim size burada gösterdiğim belgeler. Evet. MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı son 5 yılda Adana'da artan, vatandaşın canını yıkan sinek ve haşeratla zamanında ve etkili mücadele yapılmadığını belirterek ilaç alımları için gerçekleştirilen ihalelerin şaibeli olduğunu öne sürdü. Yaklaşık maliyetleri birebir neredeyse yakalamışlar kardeşim. Yakalamışlar. Firmalar tezgahlanıyor, kurgulanıyor. İşte geçen yıl Ankara, bu yıl Mersin ağırlıklı. Hep aynı organize yapının gerçekleştirdiği ihaleler. Sinekle mücadeleye geçen yıl harcanan para 100 milyon lira. Bak bunu abartılı plan söylemiyor. Ya 100 trilyon lirayı biz evlerimize, Zeydan Karalar vatandaşa bir yılda sadece geçen yıl 100 milyon lirayı vatandaşları o hani sinekle ilaçlar var ya evet. Böyle pıltı, şeltoks falan evet. Derler adına. Yemin ediyorum evlere bunlardan daha azsaydı 100 milyon liralık bu sinekle mücadele ilacını evlerde koyacak yerimiz olmazdı. Ya bakın iş makineleri aldık diyor. Hem algı hem insanları aldatma. Ya peki bu kadar büyük iş makineleri aldın da Zeydan Karalı 30 tane ikinci el pick-up araç alamadın mı ya? Git otosentre alırsın orada. Cebine koy 10 milyon lira 50 tane araçla dönersin belediye. Ama yok. Eğer böyle yaparsa 30-40 tane pick-up'ı belediyenin malı yaparsa Kozan'la Ertan nasıl servetine servet katacak? Zeydan Karalı Seyhan Belediye Başkanı olduğunda bir meclis üyesiydi. Zeydan Karalar'ın en güvendiği isimdi. Adana dışına çıktığı zaman başkan vekilliğini teslim ettiği isimdi. O zaman küçük bir otogalerisi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Zeydan Karalar bugün yüzlerce araçlık bir filoya sahip. Karaoğlu filosu diye. Sadece geçen yıl sinekle mücadelede kullanılacak araçların kirası için akaryakıt, şoför, bakım hariç Büyükşehir Belediyesi'ne kestiği fatura KDV'siyle 50 milyon lira kardeşim. Sen araç kiralamaya 50 trilyon lira para ödeyeceksin Kozan'la Ertan'ı zengin etmek için. Sonra da biz iş makinalarıyla belediyenin gelirini arttırdık diyeceksin. Yersen. Ya düşünün ya. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın baş danışmanı Zeydan Karalar ve Mert Karalar'ın belediyedeki CEO'su, en güçlü ismi, mürüvvetsizdi 21 Aralık'tan bu yana cezaevinde. Onlar benim gibi kumpası uğrayıp algılarla filan cezaevine girmedi. Devletin yürüttüğü teknik ve fiziki takibi olan bir rüşvet ve ihaleye fesat operasyonunda girdi. Ha iddianame 3 ay geçmiş hala ortada iddianame yok. 3 tane reklamcı cezaevinde. Mert Karalar'ın yakınları Zeydan Karalar'ın himayesinde büyüyen firmalı. Kimse de demiyor ki ya kardeşim bu rüşvet iddianamesi ne oldu? Ha biz dün başka bir yerdeydik. Bugün Adana Süper FM'de özgürce bunları anlatmaya devam ediyor. Burada
radyonun sahipleri Hasan Pamuk'a da, Ersen Tütener kardeşime de teşekkür ediyorum. Halkın doğruları öğrenmesi için bana bu mikrofonu açtıkları için kardeşim. Bunu da söyleyeyim. Ha diyorlar ki, ya Zeydan Karalar'dan başka bir mevzu yok mu? Ulan Zeydan Karalar 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde bir sivrisinekler kanımızı emdi, bir de Karalar ailesi emdi. Vallahi öyle. Sivrisinekler. Bugün Adana'nın en zengin ailelerinden biri oldu Karalar ailesi. Ne yapalım yani? Onların diğer arkadaşların yaptığı gibi afiyet olsun Zeydan Bey mi diye. Ben yeni anlatmıyorum ki yolsuzlukları. Ben 35 senedir bunları anlatıyorum Adana'ya. 40 senedir. Görev yapmış bütün belediye başkanları. Benim bir konuyu aldığım zaman ne kadar onu ısrarcı takip ettiğimi iyi bilin. Şimdi bakın. Ben buradan Adana Valimiz Yavuz Selim Köşker'e sesleniyorum. Sayın Vali, şu an itibariyle Adana Büyükşehir Belediyesi iştirakleri, belediyenin sahibi olduğu şirketleri talan ediliyor, soyuluyor şu an itibariyle. Seçimde Ankara'da namuslu belediye başkanlarıyla adını anmak bile bizleri gururlandırıyor kardeşim. Mansur Yavaş. Seçimin sonucu nasıl çıkacak hep beraber göreceğiz. Mansur Yavaş aday açıklandığı gün çıktı dedi ki, kardeşim dedi, ben makam aracım belediyeye teslim ettim. Asılan afişlerde belediyeden tek kuruş para çıkmıyor dedi. Ve cesurca bir sorumlu siyasetçi, seçilmiş bir belediye başkanı olarak mal varlığını eşiyle birlikte son detayına kadar açıkladı kardeşim. Tutsoyar açıkladı İzmir'de. Ekrem İmamoğlu açıkladı İstanbul'da. Zeydan Karalar hala açıklamıyor. Size iddia ediyor. Zeydan Karalar çocukları Volkan Karalar ve Mert Karalar'ın mal varlığını açıklasın. Kamuoyuyla paylaşsın. Turgut Altınok'un o malları filan hikaye olduğunu görürsünüz kardeşim. Ben araştırmadan, soruşturmadan, belgesi olmadan hiç kimseye çamur atmadım, atmıyorum. Kahve dağıttı kahve. 30 milyon lira kardeşim. Ha bu 30 milyon liralık kahve mi alındı oraya? Hayır. 30 milyon liralık kahve stoğu depolarda yoktur ha. Doğru mu? Doğru. Yoktur. Yok. Şimdi ne yapıyorlar? Bak bu ara bütün ulusal televizyon kanallarında izliyorsunuz kendisini. Bizim paramızla çıkıyor. Her çıktığı televizyon programının maliyeti en düşük fiyatı 500 bin lira kardeşim. Geçen akşam Habertürk'te çıktı. Sabah Fox TV'de çıktı. Ne oldu artık? Evet. Adanalı'nın cebinden çıkan para 1 milyon lira kardeşim. Minimum. En mütevazi konuşuyor. Şimdi ne oluyor? Buradan Sayın Valimize, Sayın Devlet Yetkililerine, Cumhuriyet Savcılarına, Komşube Yetkililerine sesleniyorum. 30 milyon liralık teslim alınan kahveyi, tepsiyi, 100 bin masalı işte. Hı hı. Yok öyle bir şey. 30 milyon liraya bir çıkış formülü buluyorlar ki bunların hepsi suç. Bu dosyaların tamamına imza atanlar yargılanacak. Ve ben inanıyorum ki bunlara imza atanlar bu vurguna, bu talana, bu yağma düzenine imzasıyla katkı koyanlar hepsi yargılanıp mürüvvetsizliğiyle koğuş arkadaşı olacak. 6 trilyon liralık power bank dağıtılıyor
seçim dönemi. Gerçekten 20 bin powerbank mi dağıtılıyor, yoksa 1000 tane powerbankle o 6 milyon lira başka yerlere mi kullanılıyor? Anket firmalarına, gazetelere, manşet haberlerine, televizyonların özel haberlerine mi harcanıyor? Oy satın almak için. Bak, iki gündür DEM Parti'nin Adana'daki iki önemli ismini söylüyor. Zeydan Karalar'a sesleniyorlar. Simsarlara verdiğiniz paralara günah diyor. Onlar 5 tane oyu etkileyemez diyor. İşte bu paralar böyle geliyor. Bakın. Bana belge akıyor. Onun için bu son program, yani seçim öncesi anlatıyoruz. Biz Zeydan Karalar kazanabilir mi? Elbette kazanabilir. Onun kazanması benim yenilgim anlamına gelmez. Bundan sonra bir 5 yıl daha mücadele ederiz. Ama Zeydan Karalar yeni 5 yıl kazandığı takdirde 5 yılı belediye başkanı olarak tamamlayamayacağını çok somut size ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bakın Sayın Valim, Sayın Cumhuriyet Savcıları, Yeni Adana İmar İnşaat Anonim Şirketi sabahlara kadar mesai yapıyorlar. Neyin mesaisi biliyor musunuz? Fatura kesilmiş, paralar ödenmiş ama EKAB'a yüklenmemiş ihale dosyalarını hazırlamanın telaşındalar. Oradaki bürokratlara sesleniyorum. Çalışan, hem büyük şehirde hem şirketlerde çalışan bürokratlara sesleniyorum. Kanunsuz işlere imza atmayın. Yeni Adana İmar İnşaat AŞ bu ara reklamcılara, bu ara ne yok koli, moli, işte halka rüşvet, seçim rüşvetlerine dosyalar yapılıyor. Hepsinin bedelini ödersiniz. Ağır bir şekilde ödersiniz kardeşim. Ne talimat verirlerse versinler, kanunsuz, geçmişte ödenmiş, dosyası yapılmamış hiçbir işe imza atmayın. Seçimi Zeydan Karalar kaybederse zaten sizler de onlar gibi onunla beraber yargılanacaksınız. Kazansa da size o algıyla yürütüyorlar. Zaten biz kazanıyoruz. Kazanabilir. Güçlü bir aday. En etkili aday da olabilir. Kazansa da kaybetse de o imza atanlar hepsi hesabına. Az önce Mehmet Karakış ne dedi yayında? Onu bulup dinlemenizi istiyorum. Biz belediyelerde bugün yapılanların hesabını soracağız dedi. Ya bakın, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden şu duvarlarda Zeydan Bey'in dev resimleri var ya kardeşim. Oraya harcanan para 35 milyon lira kardeşim. Kahve, powerbank, duvarları koyun, onun baskılarıyla filan 100 milyon liradan söz ediyor. Sizin hiç Allah korkunuz yok mu? Şimdi bakın Sayın Vali, bugün Cuma. Seçim öncesi son mesai günü. Adam salı gününe bile ihale koymuş. Pazartesi ya koymamış Allah'tan da salı gününe koymuş. O yapılacak mecbur herhalde. Mali İşler Daire Başkanı Ali Aslan Kaçıran'ın son iki aydaki, bakın geriye gitmiyorum, son iki aydaki, özellikle son 15 gündeki bütün işlemlerini mercek altına alın. Aslında devlet güçlüdür, devlet yetkilidir. Bugün itibariyle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mali işlerine ve diğer daire başkanlıklarına ve iştirak ve şirketlerindeki bütün hesap hareketlerine ve bürokratik işlemlere, ihale tezgahlarına tedbir koydurun, durdurun Sayın Bey. Yağmalanan her kuruş bu şehirde yaşayan, aç bırakılmış, yoksul vatandaşımın tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Evet. Zeydan Karalar zaten ailesiyle birlikte son 10 yılda Adana'nın en zengin ailelerinden biri oldu. Doğru. Cebinden harcasın. Ya bir aracın giydirilmesi. Bakın belediye 3-5 tane otobüsü giydirmiş seçim öncesi. 2 milyon lira para ödemiş sadece. 3-5 otobüs. Ya Ersem, ses düzeni kiralamışlar. Ses düzeni.
Bak. 21B maddesi acil durum. Ses, hücre ve sahne çok acil. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden ve ivedi olarak yapılması gereken iş midir sahne ve ses düzeni kardeşim? Değildir hocam. 30 gün, 40 günlük işe belediye kasasından ödenen para KDV hariç 4 trilyon lira etsen. 4 milyon lira kardeşim. Remix firması yap. Hayırlı olsun, benim yapan da gözüm plan yok kardeşim. Evet. Ya şimdi CHP'nin iki adayları, büyükşehir adayı toplantılar yapıyor ya Ersin. Evet. Partinin toplantısı. Miting. Hı. Sadece bunun ses düzeni için tek kalemde ödenen para 4 trilyon lira. Bunun ekleri gelmiş yine 21B'den plan. Yetmemiş 7-8 milyon lira sahne, ses, mikrofona para ödüyoruz biz. Kiralamak için. Ya adaysınız siz. Adaylar bu parayı harcasın kardeşim. Şimdi Özgür Özel, CHP'nin genel başkanı diyor ki kamu imkanları bak seferber edildi, bakanlar şeye geldi. Siz de ettiniz, belediyeleriniz de. Ya iyi ki Türkiye'yi yönetmiyorsunuz CHP'li Özgür Özel. İşte Adana. Bütün kamu imkanları, belediyenin halka harcaması gereken bütün paralar Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir adayı olan Zeydan Karalar'a ve ilçe adaylarının propaganda çalışmalarına harcanıyor. Bu günah değil mi? Günah. Bu vurgun değil mi? Bu talan değil mi? Bu yağma değil mi? Bu görevi suistimal değil mi? Onlar yapınca suç, Zeydan Karalar ve arkadaşları yapınca vatanseverlik, yurtseverlik, kahramanlık mı oluyor kardeşim? Suç her yerde suçtur arkadaşım. Valla son günlerde de yine bu erzak konusu ile ilgili geçen... Onu birazdan geleceğim. Tamam, tamam. Heh, onu açıklama tamam. Yapacağım. Şimdi böyle bir yağma düzeni var. Evet. Ya belediyeler şu anda bütün bürokratlar Zeydan Karalar'ın kanunsuz, kanuna aykırı seçim dönemi harcadığı işlere ihale kılıfları yaratıyorlar Ersin. Dosyalar hazırlanıyor. Ödemeler yapılıyor. Seyhan'da da, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde de bütün seçim masraflarını Seyhan Belediyesi'ne ve belediye şirketlerine ödetmişler. Şimdi bakıyorsun, ya insan bu kadar servetiniz var, bu kadar paranız var. Bak, Seyhan'da unutulan o meşhur defter yok mu? Evet, o çok. Ya önemli. O defteri ben, yani şu seçim bitiyor, önümüzdeki hafta Cumhuriyet Savcıları herhalde gider, Seyhan'da unutulan yerde, unutulan şahıstan o defteri alırlar Ersen'cim ben. Bu iş bu kadar kolay, bu kadar avanta olmamalı. Bu yağma düzeni son bulmalı arkadaşlar. Bakın Seyhan'da harcadı. Şimdi aynısını Büyükşehir Belediyesi'ne, şirketlerine iştiraklerini ödetiyor. Güya kamusal hizmet diye. Güya ihale kılıfıyla böyle düzmece işler yapıyorlar. Şunu hep gösteriyorum. Sürekli de göstereceğim. Geldik, yaklaştık. Şimdi o defteri unutmaz ama Büyükşehir'de. Seyhan'da unutulan defteri Büyükşehir'de. Ya o unutsa bile Mert Karalar onu geçen hafta ilk bu Seyhan belgelerini gördüğünde yakıp yıkmıştır kardeşim. Evet. Yapmışlardır yani. Ulaşma şansı yok kimsenin Ersen'cim onlara. Yani ya böyle bir düzen olmaz ya. Böyle bir düzen olmaz. Bakın gazetecinin sağlık gideri. Bahçeşehir'in telefon faturası, bilmem nenin sağlık raporu, bilmem kime para. Nereden ödeniyor? Belediye şirketi Seyhan İmar AŞ'den, başka belediyenin spor kulübünden. Evet, spor kulüplerinde sporun dışında harcamaların hep suçtur, zimmet çıkar. Burada ciddi ve organize bir suç yapılanması var. Bakın
bu belgeyi bir daha size göstereceğim. Bunlar içeri, o zaman bundan 7 yıl öncenin 150 bin, 120 bin lirasında, 158 bin lirasından bahsediyoruz. Aydoğan ismi. 130 bakın, asgari ücret. Bu yazı Zeydan Karalar'ın el yazısı kardeşim. Ben önce sormuştum sesi çıkmaz. Evet, bu kimin el yazısı diye sordum. Evet, Zeydan Karalar'ın el yazısı. Talimatla gönderiyor. Ne yazıyor her şey? Yukarıdan itibaren. TV Radyo 108.135 KDV Aydoğan yazıyor. Aydoğan bunun bugün evet. Cezaevinde olan reklamcısının kendi yarattığı firma. Evet. Oğlu Mert Karalar'ın hamilini yaptığı firma. CNN 50 bin artı KDV. Onu da İmar AŞ'den ödeyin. Evet. Tahsilat makbuzu 20 bin. TGRT 10 bin artı KDV tabii bunlar. Fotoğraf makinesi 5200. Yemek 3100. Gazete 29200. Tele 1 canlı yayın 12 bin artı KDV. Ersem bugün asgari bu rakamları 1300 lira. Bugün bu rakamları koy. Biz 1,5 milyon liralık bir soygundan, bir kalemde ha, bir notta evet, soygundan evet. söz ediyoruz. Tabii, daha fazla. Tabii. Anlatabildim mi? Çünkü asgari ücretin 10 katı. Evet. O 12 bin lira asgari ücretin evet. tam 10 katı. Yani böyle bir memleket Ersen burası. Sonra da bana yazıyorlar. İşte bir daha kazanacak. İşte ne hale geldin, şudur budur. Kardeşim ben işimi yapıyorum. Valla köylü köylüne partizanlık yapılmaz. Ben işimi burada yapıyorum. Tabii. Zeydan Karalar, bak bu kadar ne söylüyorum. 10 yıldır dürüst belediye başkanlığı yapmamıştır diyor. Belgele değil. Daha ne anlatabilir misin? Mal varlığını açıklayamıyor. Hadi bir tane bugün akşam kendi televizyonunda canlı yayına çıkacakmış. Orada açıklasın mal varlığını. Zeydan Karalar şahsının ve çocukların Mert ve Volkan Karalar'ın mal varlıklarını bugün akşam açıklasın, öğrenelim. Açıklayamaz. Çünkü dudak uçuklatacak bir servetin sahibidir Karalar ailesi. Belediyenin malı deniz olmuş. İşte gelinen noktada bu olmuş. Şu anda bütün bürokratlar İhale dosyası hazırlıyor Ersin. Evet. Açık kapatmak, şunu yapmak. Devlet buna tedbir almalı. Mali İşler Daire Başkanlığı'na, Genel Sekreter Yardımcılıklarına, Türkan Eşli'ye, şuna buna, bütün işlerine attığı imzaların hepsinin sorgulanması gerek. Bakın, size günlerdir bahsediyor. Bir türlü de kısmet olmadı. Evet. Sevgili Volkan İcret Temel. Ya o gün çıkmış televizyonda diyor ki havaalanının taşınmasına ben karşı çıktım diyor. Benim dışımda kimse çıkmadı. Ben çıkmaya da devam edeceğim. Ama Volkan kardeşim ya Adana'ya böyle duyarlı insanların sayısının artması lazım. Şimdi bakın, sevgili Volkan'cığımın paylaşımlarına geliyoruz. Bütün herkese de sesleniyorum. Temel İcret, Temel İcret hesabı Twitter'da. Onu lütfen takip edin. Evet. Şimdi havaalanı dedik, önce havaalanından başlayalım. Meğer o toplantıdan sonra Zeydan Karalar havaalanı kanalı konusunda çoktan fikir değişmiş. Bizim haberimiz yokmuş. Hmm. Bunu da Volkan öyle şey değil. Emek vermiş. Sosyal medyadan videosunu bulmuş, paylaşmış. Ben de inan Volkan işte Temel sayesinde öğrendim. Teşekkür ediyorum kardeşim. Böyle geliyoruz yavaş yavaş. Ya çok önemli tespitleri var ya. Hani yalancının mumu der ya, yalancının mumu Volkan İcret Temel kardeşimin paylaşımlarına kadar yanar ve orada da söner. Şimdi bakın, o videoyu bulduk. Şu konuşma yaptı biliyorum hocam.
havaalanı ile ilgili. Var mı orada? Bakayım hocam. Burada böyle gerek. Sarı bir fon var arkasında. Hemen bakıyorum hocam. Varsa hemen ben onu yayınlayayım. Çukurova fuarcılıkla ilgili mi? Böyle bir şey Ersen'cim. 2019 yerel seçimlerine doğru diye diyor. Bu herhalde hocam. Açayım ben. Bir aç bakalım. Açayım ben hemen. Evet. Sesi de açalım. Sık sık bana yok, sorulan bir soru. Değil, bu işçiler değil. Zeydan Tarlar. Bir video daha olacak. Ben sana atmıştım onu. Volkan İcret Temel'den almıştım. Vallahi hocam o dosyaların çoğunu yüklememiş. Niye yüklememiş? Uyumlu değil. Dur o zaman. Resimleri şuradan bulacağım. Çünkü önemli. Onu insanlar duysun ki. Yani bu masallardan artık vazgeçsin. Şuradan ben bulacağım. Bir saniye buluyoruz. Bulacağız, bulacağız. Hiç öyle şeyimiz yok. Burada acelemiz yok. Hepsini bulup sizlerle paylaşacağız. Duydunuz mu? Vazgeçmiş havaalanının taşınmasında. Taşınmasın. Yani taşınabilir diyor. Taşınsın şimdi diyor ya ben onun adı da diyor Çukurova. Çukurova. Ben Adanalı mıyım? Adanalı mıyım? Çukurovalı mıyım? Çukurovalı. E Kozan'da milliyetçi ülkücü. Karataş. Karataş'ta Arapçı bir faşist. Dağlıoğlu Gülbahçesi'nde de Heval Rojbaş diyen bir Zeydan Karalar. Ama yemedi Dağlıoğlu Gülbahçesi. Evet, almadılar. Giremedin oraya. Ne yardımını aldı, ne senin bu ya oraya gönderdiğin miting alanını, mitingini dahi yapamadı. Daha ne diyeyim? Kimse yok. Daha ne diyeyim? Şimdi biz Volkan İcret Temel'in paylaşımlarından devam edelim. Hiç sıkılmadan çok güzel bir şekilde devam edeceğiz. Ya Volkan kardeşim benim diyor ki yapacağım geliyor. Yolda diye koca koca paylaştığı reklam afişlerinde yazanlar için yeni dönemde tekrar kazanıyorsa geliyor. Yolda dediysek yapacağım dediysek şimdi mi dedik? Hemen mi dedik diyecek. Tarih vermedim ki. Yolda dedim diyecek. Geliyorum diyecek. Verdiği sözlerin hepsinin altında bu anlayış tekrar kazanırsa yine bu şekilde olacak demiş. Bir video paylaşmış. Buyurun. Bir kere hatırlattığınız için çok güzel projeler onlar. Ama bunları biz iki sene gerçekleştireceğiz demedik yani. Tamam duysan üstüne de kültür merkezi biter. Neyse şimdi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Neyse de kültür merkezi mi biter? Biter. Bir kere hatırlattığınız için çok güzel. Ama bunları biz iki senede gerçekleştireceğiz demedik yani. Tamam duysa üstüne de kültür merkezi biter. Ya şimdi Volkan'cığım senin gerçekten emeğine sağlık. Evet. Bu belediye meclisinde geçen 2019 verdiği hayali projelere verdiği cevap bu. Ne diyor Volkan? Yine aynısını göreceğiz diyor. Farklı bir şey olmayacak diyor kardeşim. Ya Turgut Özal bulvarında yaşayanlar bilir. Ramazanoğlu caminin orada Hüseyin Sözlü döneminde bitirilmiş bir üst geçit. Asansör. Evet. Bir de eski Metropol Sineması'nın orada var. Biraz gerisinde o mikros kavşağından önce. Bunlar bitirildi, elden verildi kardeşim. Ya bunları çalıştıramaz. Ay yıllarca anlattık. Dedik ya Zeydan Karalı. Şunlara iki asansör koy. Bu faaliyete geçsin. Çünkü o camiye sabah namazında namaza giden yaşlı insanlar var. Çocuklar var okula giden.
genç insanlar var. Ya bunu yap, yapılmış. Kullanılsın. Kullanılsın. Evet. Yok abi. Böyle bir derdi yok adam. Onun derdi Yusuf Yıldız'ı daha nasıl zengin ederim? Atanas Ahmet'i nasıl ihya ederim? Kozanlı Ertan'ı nasıl daha büyütürüm? Sinegil ağaçlarında Mersinli dostlarımı nasıl ihya ederim? Derdi bu kardeşim. Derdi bu. Onlar zengin oldu mu? Karalar ailesinin de serveti büyüyor. Bugün 100 milyon liralık villada oturmak için böyle çok emek sarf etmen lazım. Halka hizmet edenler oturmuyor o villalarda. Evet. Halka ihanet edenler oturuyor her sene. Böyle bir memleket. Volkan mesela E5'te de var, baraj yolunda da var. Orada zaten demir korkuluklar vardı. Ya onların yanına gitti birilerine para aktarmak için. Tabii hala oğlunun şirketi mi değil mi belli değil. Ya bu utançları da Volkan kardeşim paylaştı. Demir var, bir daha demir var. Evet. Refüje. Ya bunların Allah korkusu yok, vicdanı yok. Vicdanı olan adam bunları yapmaz. Yapmaz tabii ki. Sosyal belediyecilik, sesi yok Ersin. Sosyal belediyecilik Türkiye'de layıkıyla uygulayan birinci belediye başkanı yine söylüyorum Mansur Yavaş'tı. Vallahi ben İkincisi de Mersin'den Vahap Seçer. Kesinlikle katılıyorum. Bizimki vurguna, talana, kılıp olarak sosyal belediyecilik diyor. Ha, ilçede de Sarıçam ve Akif Bak. Onları da kutluyor. Evet. Bilal Uludağ'da hakikaten onlara geleceğiz için. Evet. Şimdi ne olur Volkan Hicret Temel'in ethicrettemel.com hesabına girin. Görün kardeşim bakın. Tekrar kazanırsa ilk 4,5 yıl yine böyle şeyler göreceğiz. Vizyon bu kadar, fazlası yok. Tekrar kazanırsa 5 yıl, bir 5 yıl daha olacağı yine bu. Buyurun kardeşim. Belediyecilik. Eyvah eyvah. Bir hayır çeşmesi herhalde bu. Hayrat gibi bir şey. Evet. Yani seçime yakın kırmızıya boyuyor. Ya Ersen bak. Hizmet diye sundu. Buyur. Tabela köprüden büyük Ersen. Dur şunu bir büyüteyim ha. Görünüyor mu? Vallahi büyük. Tabela köprüden büyük. Bu neymiş hocam? Bu bir seyir tepesiymiş. Tamam da bitmemiş ki zaten bu seyir tepesi. Odam da demirlerin üstünde mi duracak? Dön abi. Bak Zeydan Karalar Köprüsü diyor. Ya İnsanlar adam demir köprüye ismini koyuyor. Şimdi diyor ki bazı gazeteci arkadaşlar da Adana'ya gelmiş geçmiş en büyük hizmetleri diyor. Zeydan Karalar yaptı. Böylesi gelmedi. Yok. Bunu söylerken kullandıkları Zeydan Karalar'ın bütün canlı yayında kullandığı bir görüntü var. Merkez Camii'nin orası ve Merkez Park. Tamam. Ya insan utanır. Utanır, evet. Der ki ya Allah razı olsun. Aytaş Duran bu doğa harikasını talan ettirmedi. Evet. Yağmalatmadı. Evet. Kimseye peşkeş çekmedi. Çekmedi. Dünyanın en güzel parklarından biri haline getirdi. Ve camiye müthiş görsel evet. Kattı. Bak karşıda Aytaş Durak yoktu. Sheraton Oteli. Evet. Tamam mı? Evet. Halkın aynı Merkez Park gibi Halkın Parkı'nı işgal etti. İşgal afiyet ediyor. Olsun. Aytaş Durak teşekkür edin. Vallahi teşekkür etmeleri gerekiyor. Yani ya önce Çatalan Köprüleri. Evet. Seyhan Baraj Gölü'nün iki tarafını halka açtı. O görüntüleri kullanıyorlar. Ya bir teşekkür edin. Dünyanın en kaliteli içme suyu. Yani. Zeyn Karalar ne diyor? Kanalizasyon borusu döşedi. Aytaş Durağ'ın yer altına döşediği yağmur sulama kanallarında Zeydan Karalar 7 sülalesiyle gezebilir. Yani o kadar büyük. Kamyonlar makam aracı, kamyonlar geçir. Evet. Bugün sağlıklı içme suyu içiyorsak evet. Aytaş Durağ'a teşekkür ettiniz de evet. Zeydan Karalar. Evet. Ya şimdi ekmek zihni aldırmaz dönem.
çok önemli dokunuşlar yaptırdınız. Evet, kısa bir sürede. En azından sulardaki Demirspor binasını kamulaştırdı. Müthiş bir alt geçitle o köprüyü, demiryolunun orada Gülek ne köprüsüydü orada? Kasım Gülek köprüsünü rahatlattı. Döndü Şakirpaşa Denizli'de alt geçitler yaptı. Doğru mu? Doğru. Bu şehre dokundu. Zeydan Karalar'ı toplarsan yaptıklarını onun fersah fersah önünde işler yaptı. Dönelim. Geçen gün bir arkadaşım izlemiş en son Habertürk programında. Eserlerimiz diye arkadan video dönüyor. Hüseyin Sözlü döneminde yapılan o Alparslan Türkeş Bulvarı oluyor değil mi orası? Evet. İkizler. İkizler Köprüsü'nü bile kendi hizmetim diye sunuyor. Yok ya. Ya daha neler. Bu kadar da yalan olmaz. Ya Girne Köprüsü'nün genişleme çalışmasını bitirme aşamasında seçim oldu. Gitti. Yağmur, aylarca durdurdu. Yağmur yağdı. Bakın geçen yıl bu zamanlar, ya pardon 5 yıl önce bu zamanlar yağmurdan dolayı iş bitmedi. Evet. Güzel yağmur yağıyordu. Orayı da yaptı. Seçimden önce Galeria'da Yavuzlar Köprüsü durdurdu 4,5 yıl. Evet. O gün bitirse belediyeye o diyelim ki 50 milyona mal olacaksa tabii şimdi. Şimdi 250 milyon liraya aynen. Mal olur. 15 Temmuz şehir ya ama köprüsü. Ben yemesine, içmesine bir şey demiyorum. Zengin olduklarına Karalar ailesini demiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Geçmişte bu şehre çok önemli hizmet. Merkez Park'a girdiğinde onu kendi hizmetin diye ulusal televizyonlarda döndürmen utanç verici. Utanç verici. Şey. Hırsızlık, emek hırsızlığı. Emek hırsızlığı. İkizler Köprüsü benim dersen emek hırsızlığı. Çocuk parkına bir de sahiplendi. Evet. Bu parkı da biz yapmıştık diye 1 milyon tane hafif koyduk. Ya diyor ki 195 caddeyi yeniledik diyor. Bulvarı diyor. Yalan. Asfalt döktün işte. Hepsi bu. Yapmadın yani. O bulvar açma. Açılan bulvar diyorlar. Bilim yolu bulvarı. Bilim yolu bulvarı. O da Sözlü dönemi başlandı. Hüseyin Başkan. Doğru mu kardeşim? Başlandı ve bitmek üzereydi. Ya. Mesela. Sen de iyiyiz. Bak alt geçitlerin için teşekkür ediyoruz. Keşke rahatsız, vurgunsuz, talansız projelerin sayısı artmış olsaydı. 3 tane alt geçit yaptı evet. 3'ü de aynı firma yaptı. Aynı firma. Mert Karalar'ın kankaları. Moleküler biyolog. Evet. Bırakacaklar bu işleri. Şimdi bunlara bir vefan olması lazım. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş geçmiş en büyük talan herkes Hüseyin Sözlü planı eleştiriyor siyasete. En büyük talanı Zeydan Karalar döneminde olmuştu. Hüseyin Sözlü döneminde duvar kirasına seçim dönemi 35 milyon lira o günün parasıyla buna benzer bir para belgesi getirin. Ben Zeydan Karalar'dan özür dileyeceğim. 2019 seçimlerinde Hüseyin Sözlü kahve, bahane, rant, şahane, vurgun, şahane deyip halkın 30 milyon lirası seçim propagandasına kahve için ödedi diye getirin. Ben Zeydan Karalar'dan özür dilerim. Seçimde Büyükşehir Belediyesi aday olmuyor. Oraya gelmek için insanlar aday oluyor. Evet. Fatih Koca İspirit yüreğinden gelin ödenmiş faturasını gösterin. Zeydan Karalar kadar onu da ağır dilleleştirir. Öyle bana sosyal medyada yazma falan değil. Bana diyorlar ki işte AK Partililer daha mı düzgün? AK Partililer düzgün değil, düzgün olmadığı için 2019'da Cumhuriyet AK Partili Zeydan Karalar adanıya seçti. Güzel bir cevap. Niye Mansur Yavaş belediyeciliğini Ankara'da, Adana'da uygulayamadı Zeydan Karalı? Niye tam aksi yağma ve talan belediyeciliği sağladı? Onun için sandığa giderken bir şeye karar vereceksiniz. Karalar ailesinin ekonomik gücü, Sasa'nın sahibi Erdem Holding'i de geçsin diyorsanız, Koç Sabancı Zeydan Ağa'nın yanında nedir ki diyorsanız, belediye yağma Hasan'ın böreği olmaya devam etsin diyorsanız
elbette götürün oyunuzu verin kardeşim. Valla merhamet yoksunu bir insan diye yani yazılanlardan da görüyorum. Adana'nın, Adana bakın. Çok hassas bir şehirdir kardeşim. Dün Mahpus Güler Yüzü. Karataş'ta Zeydan Karalar'ın bölücü, ırkçı, faşist, iğrenç konuşmasına Adana'daki en güzel cevabı dün DEM Parti Büyükşehir Eş Başkan Adayı Mahpus Güler Yüz verdi. Hem kent için hem Adana için bu çok tehlikeli, ülke için çok tehlikelidir dedi. Evet. Dikkat çekti. Bu tarz söylemlerde bulunanlar bu ülke için, bu memleket için çok tehlikelidir. Evet. Altına çizdi. Onlar dedi bilinç altına yerleşmiş şeyler evet. Fışkırıyor. Evet. Bir iki saat sonra da ya biz ama öyle demedik böyle deme diye getiriyor. Faşist bir adamdan söz ediyoruz. İnsanları Arap, Kürt, Türk, Yörük, Göçmen, Laz, Boşnak diye ayıran bir zihniyetten söz ediyoruz. İnsanları Alevi, Sünni diye ayıran iğrenç bir kafa yapısından söz ediyoruz. Bunun 5 yıl daha yöneteceği bir Adana'da yüzyıllardır kardeş kardeşe yaşanan bu şehirde çok büyük sıkıntılar olur. Zeydan Karalan'ın o Karataş'taki açıklaması taş medreselerin özünde milliyetçi ve ülkücü kesimi hedef alan cümleleri bu şehrin Yörüklerine de Türkmenlerine de Kürtlerine de özellikle de Araplarına büyük zarar ve sıkıntı verir ileride kardeşim. Ben Cumhuriyet Savcılarının halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmekten Zeydan Karalar için açacağı soruşturmayı merakla bekliyorum. O kapı bu kapı. Bölücü kapı. Ayrıştırıcı kapı. Hele Zeydan Karalar'daki kapı öyle kutuplaştırıcı değil. Birbirine insanları düşman edecek kadar çok tehlikeli bir kapı. Kendi insanına da, bu şehirde nefes alan herkese de kötülük yapan bir kapı. Ha şimdi ilçelere geçmeden önce Zeydan Bey için çok zorlu bir sürecin başladığını söylemek istiyorum. Zeydan Karalar'ın şunu diyebilirsiniz ya adam 10 yıldır CHP'nin belediye başkanı iktidarda da AK Parti vardı. Bir şey olsaydı o derdi. 10 yıldır Zeydan Karalar AKP'li abileri tarafından korunup kollanan bir siyasetçi bir belediye başkanıdır. Zeydan'da kullanmasaydı büyükşehir aday olamazdı çünkü özgürlüğü bile kalmazdı. Ama Türkiye'de AK Parti tek başına iktidar değil. Bir Cumhur İttifakı gerçeği var. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan bir Cumhur İttifakı'ndan söz ediyoruz. Zeydan Karalar'ın geçen hafta Karataş'ta yaptığı ırkçı, faşist, kafataşçı söylemlerine AK Parti'den öyle pek ses çıkmadı dikkat ederseniz. Adana'daki etkili isimleri. İl Başkanı Ozan Gülaş'ı tebrik ederim. Ona ayrı tutuyorum. Ama en büyük tepki Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Zeydan Karalar'ın şövalist, bu küçük, ucuz ama çok tehlikeli faşist söylemlerini kendi meselesi haline getirdi. Biz bu ülkede milliyetçilerle, ülkücülerle, laiklerle bütün dünya görüşünde insanlarla kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamak istiyoruz. Artık bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün genel başkan yardımcısı. Bakmayın siz medyamız Adana'da bu konuyu işlemez. Gelin Google'a yazın. Ulusal televizyon kanallarında onlarca programı görürsünüz. TRT'de dahil buna. Çünkü bu çok tehlikeli bir hareket. Onun için Zeydan Karalar bundan sonra öyle rahat elini kolunu hani burada benim abim var, abilerim var filan diyemeyecek.
Çünkü onun bu şehir için ne kadar tehlikeli olduğunu tespit eden bir Milliyetçi Hareket Partisi gerçeğe bakıyor. Bunu bitirelim artık. O kanjetleri de kutluyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Hocam bir muhtar olayı vardı. Onu hatırlatır mısın dediler hocam? Onu hatırlatacağız. Aha. Onu en son. Şimdi tamam. İlçe adaylarına gelelim. Peki hocam. Seyhan'da ve Çukurova'da düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama bugün İYİ Parti'nin adayı olan iki önemli isim var. Evet. Çukurova'da Soner Çetin, Seyhan'da Akif Akın. Evet. Şimdi bununla ilgili Akif Akay'la ilgili ve Soner Çetin'le ilgili benim yorum yapmama gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği de yapmış. Bugün TV 100 ekranlarında siyaseti özellikle CHP'yi en iyi yorumlayan isim gazeteci Barış Yarkadaş. Adana'da en çok ilginç şimdi Adana'da en çok ilginç sonuçlar çıkacak. Kıran kırana bir mücadele var. Biri Çukurova'da Soner Çetin, diğeri Seyhan'da Akif Akay. Dün mesela gelen araştırmalara baktım. Soner Çetin'in durumu da iyi görünüyor. Akif Akay'ın durumu da iyi görünüyor. Bak ne diyor? Tekrar dinleyelim. Bunu ben söyleyeyim. Adana'da en çok ilginç sonuçlar çıkacak. Kıran kırana bir mücadele var. Biri Çukurova'da Soner Çetin, diğeri Seyhan'da Akif Akay. Dün mesela gelen araştırmalara baktım. Soner Çetin'in durumu da iyi görünüyor. Akif Akay'ın durumu da iyi görünüyor. Evet. Şimdi bu konu çok hassas bir konu. Yani hassasiyetim şu. Cumhuriyet Halk Partisi işte bir yönetim değişimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Özgür Özel geldi. Adana'da da patron doğal olarak Burhanettin Bulut oldu. Evet. Ben Burhanettin Bulut'a buradan yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır soruyorum. Hem de Zeydan Karalar gibi Burhanettin Bulut'un da mal varlığını açıklaması gerektiğini ifade ediyorum. Sorduğum soru şuydu. Bir, siz mevcut belediye başkanlarını hangi kriterlere göre yeniden aday göstermediniz? İki, elbette ölene kadar burada aday olacak halleri yok. Doğru mu? Doğru. Peki, aday gösterdiklerinizin kriterleri neydi? Şimdi bakıyorsun, Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkanı adaydı. Apışlar yapıldı, Adana'yı donattılar. Sayın Oya Tekin de Çukurova Belediye Başkanı adaydı. Ama öyle bir an geldi ki, Emrah Kozay Çukurova'ya gitti, Oya Tekin'i de Seyhan'a gönderdiler adayı. Ben sordum. Bu iki ismin aday olarak belirlenmesinde parasal bir menfaatiniz oldu mu Burhanettin Bulut? Acaba o konuşulan iddialar doğru mu ki adaylıkları para karşılığı sattığınız doğru mu Burhanettin Bey diye de sordum. Çünkü gazeteci Umut Yüzel Adana'da severim de kendisini. Zeydan Karalar'ın açıklanmasından 24 saat önce sosyal medya hesabından çok önemli iddialarda bulundu. İşte Ankara'ya valizlerle paralar taşındı dedi. Şimdi paraların gittiğinin hemen ertesi günde açıklanan tek isim vardı, o da Zeydan Karalar'dı. Peki Zeydan Karalar büyük bir para, büyük bir bağış karşılığında mı yeniden aday gösterildi? Burhanettin Bulut bunları anlatmalı. Bakın Çukurova ilçesi. Hani deniyor ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesidir. Doğrudur. Orada CHP çok ciddi bir oy potansiyeline sahiptir. Ama şurada bir ayrı gerçektir. Çukurova'da yaşayanlar bir bölümü, büyük bölümü emeklidir, okumuştur, öğretmendir, mühendistir, eğitimli insanlardır. Ya Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan'a bir aday gönderdi. Emrah Koza. Hı hı. Emrah Kozay'ı siz iki aylık bu seçim çalışmasında bir proje açıkladığını duydunuz mu? Yok. Ya bizlerle bir araya gelmeyebilir, olabilir.
Bir zaman onun en zor anında Zeydan Karalar tarafından Arap olmakla suçlandığı dönemde biz onu bu programın birini tamamen kendine ayırdık ve burada haklı savunuculuğunu yaptık. Peki Emrah Kozay sesini duyan yok. Kendine yakın televizyonlar var, sosyal medya hesapları var. Sesini duyan yok. Sürekli paylaşımlar yapılıyor. Fonda müzik böyle insanlara sarılan, dokunan bir adam. Evet. Hakkında broşürler dağıtılmış. Suçlayıcı. Onu da burada biz eleştirdik. O broşürlerin doğru olup olmadığını anlatması gereken adam gazeteciler veya işte medyadaki arkadaşlar değil. Emrah Kozay'ın bizzat kendi açıklaması gerekir. Bakıyorsun ya daha seçilmemişsin, adaysın. Hangi partiden? Atatürk Partisi'nden adaysın. Diyorsun ki ben 2008 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyim diyorsun. Peki AK Parti üyeliği yalan mı kardeşim? Çık. De ki ya benim böyle bir üyeliğim yok de yalan bunlar de. Bu belgeler de düzmecedi. Yok. Savunma yaparken yalan söylemeyi tercih ediyorlar. O da enteresan. Ama bir adamın bir basın demeci olmaz mı ya? Ya ben şöyleyim, bunu yapacağım demez mi? Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Adana Çukurova'da Emrah Kozay, Ankara Çankaya'da bir kardeşimiz, bir yer daha Mersin Mezitli'de. Şimdi böyle uyanık iş adamları, üçkağıtçı pırıldak iş adamları, naylon faturacılar, hayali ihracatçılar, şirketleri kendi atlarına kurmazlar. Ya çaycısının, ya şoförünün, ya ofis boyunun üzerine şirket kurarlar. Ta ki bir gün bir operasyona, bir suçlu yakalanırsa eyvah gider eyvah. Yani. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum ben. Emrah Kozay da tam böyle kullanıma müsait bir aday. Ona demiş ki Burhanettin Bulut. Medyayla görüşme. Tamam. Sakın radyolara, televizyonlara çıkma. Bizden zaten karşısına böyle bir talebimiz değil. Sanırım hocam. Evet. Çıkma. Çünkü Altın Bağlar Gazeli bırak böyle seni millet işte avukat mavukat bir şey sansın demiş. O gün öyle bir motosikletli falan bir video paylaşmış. Kutlarım yani. Tam Çukurova bölgesine uygun bir tip aday mı? Ya Burhanettin bunu. Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni çiftlik haline getirdi. Akif Kemal Akay, Soner Çetin. Ya Akif Kemal Akay'ın Cumhuriyet Halk Partililiğini konuşmak, tartışmak bırak Burhanettin bunu. Özgür Özel'in haddine midir acaba? 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz akıdır Akif Kemal Akay adını. Şimdi İYİ Parti'nin adayı. Oya Tekin sudan çıkmış balık gibi o nereye geldim diyor. Ben Çukurova adayıydım diyor. Doğru. Çalışıyor, emek veriyor. Ama Akif Kemal Akay'ı hainlikle suçlamak, ona CHP'ye zarar veriyor demek en büyük hainlik ve rezilliktir kardeşim. Siz zannediyorsunuz Cumhuriyet Halk Partililer biz işte Emrah'a koyduk gidecek ona oy verecek. Öyle mi? Kazanabilir mi? Bak kazanabilir. Ya adamın sesini duyan yok kardeşim. Yok. O esnaf ziyaretlerinde bir merhaba hepsi o. Onu da duyan var mı onu da bilmiyorum. Yani sesini gitti, duymadık biz. Belki de onu arkadaki birisi şey seslendiriyordur yapıyor. Seslendiriyordur değil mi? Olabilir. Yani. Hani konuşma ama yasağı bu kadar mı? Sert onu bilmiyorum yani. Ama yazın. Bakın. Siz Büyükşehir'de Zeydan Karalar'a oy verecekseniz vereceksiniz. Hakkınızdır. Kazanabilir mi? Bana göre kazanabilir.
Ama biz 5 yıl sonra artık Koç ailesiyle, Sabancı ailesiyle, işte Adana'ya büyük milyarlık ya dolarlık yatırımlar yapan Erdem Holding ayarında bir zengin isimden söz edeceğiz. Zeydan Karalar ailesi. Ben CHP'lilerin ırkçı kapatasçılara oy vereceğini düşünmüyorum. Bu kentin barışını, huzurunu, güvenliğini isteyenler. Ben bu şehirde Karalar ailesi gibi Burhanettin Bulut'un da CHP'yi bir anonim şirket gibi, bir rant kapısı gibi görmelerine destek olacağını zannetmiyorum. Onun için pazar günü oy kullanırken bir Akif Akay'ın görün. Bir de CHP'nin adayı. Seyhan'da Soner Çetin yıllardır CHP'ye yemek vermiş. Tamam, bir ona bakın. Bir de Küçük Emre. Evet. Gelelim Sarıçam'da. Sarıçam'da bazı kesimler kendince Bilal Uludağ'ı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Seçim takvimi başladığı günden itibaren seçimi garanti olan ama buna rağmen Adana'da tüm adaylar içerisinde Akif Akay'la Soner Çetin bir de Ali Demirçalı'yı, Ali Nacar da buna girer ama hepsinden daha fazla çalışan, daha çok Sarıçam halkıyla kucaklaşıp bütünleşen isim Bilal Uludağ'dır. Şimdi orada bir ne göçmendi o Ersin? Hüseyin Göçmen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet, Hüseyin Göçmen. Bıraksan adam ülke ocaklarından yetişti diyenler de çıkacak ortaya. Zeydan Karalar'ın Karataş'taki o konuşmasından sonra Adana'nın milliyetçi ve muhafazakar zekâr seçmenlerinin yoğun yaşadığı Sarıçam'da yüzde kaç ay olur orasını bilmem. Ama öyle bazı anketler yayınlıyor. Yani insan yalanı da biraz doğru söylemeye çalışır kardeşim. Bunu bir köşeye not edin. Burhanettin Bilal Uludağ Sarıçam'da Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Bilal Uludağ 3. dönemini en az %50 ve üzeri oyla %50 üzeri kesin. Ben evet. Size son anketle rakam paylaşılmıyor ama 60'a çıkamasa da 50 ile 60 arası yerlerde bir oy oranıyla kazanacak. Bu konuda aksini söyleyeyim, iddiaya girelim falan diyen varsa girebiliriz. Neye girelim iddiaya? Mesela kedi köpek mamalarına gireriz kardeşim. 15'er kilo. Bu konuda da bana yazan olabilir. Bilal Uludağ halkıyla kucaklaşmış. Pandemi dönemi Zeydan Karalar anlatıyor ya Türkiye'nin örneği. Pandemi dönemini bile vurgunun alet eden bir şahsiyet. Pandemi döneminde bugün orada Bilal Uludağ Adana'da en başarılı olmuş isimlerden biridir. Deprem dönemi Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ halkına dokunmuş, onlarla kucaklaşmış bir isimdir. Soruyorum Zeydan Karalar, sen Adana'da fakir fukarana, yaşlına, pandemi dönemi, deprem dönemi hangi tencerede, hangi aç evinde kaynattığın yemeğe verdi? Yok. Sen arı iki yemekçiliği zengin etmek için oradan o rezil yemekleri ikram etti. Bilal Uludağ'ın kaynayan kazanlarında Sarıçam'da ihtiyaç sahibi yüzlerce yoksulumuz, fakirimiz evinin kapısına kadar gelen o sıcak yemeklerle karnını doyuruyor. Şimdi MHP'nin içerisinde, ülkücü camianın içerisinde ya da abidik kubidik işlere izin vermediği için kapının önünü gösterdikleri tarafından Bilal Uludağ bilinçli ve sistemli bir saldırı var. Ha, onlar önce Zafer Partili bir adayla yol yürüdüler. Doğru mu Ersin? Doğru, evet. Sonra baktılar ki şey değil,
Yani. Döndüler hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hüseyin Göçmen. Peki bu Hüseyin Göçmen'in yanında yer alanlar, Zeydan Karalar'ın kardeşi olarak kabul etmediği taş medreseliler, ülkücüler, milliyetçiler değil mi sevgili Evet. He? Doğru, evet. Yapmayın bu işleri. Bu küçük hesaplardan vazgeçin kardeşim. Bir daha bunu da oraya %50 oy, %50 ile 60-55 civarında bir oy oranıyla seçimi kazanmış. Üçüncü dönemini pazar gecesi sandıklar açıldığında taşlandıracak. Evet. Orada sevinç türküleri söylenirken, davullar zafere çalarken sizlerin de yüz ifadesini merak ediyorum. Kimi kastettiğimi arif olanlar anlamış. Evet. Şimdi gelelim yüreğine. Halil Nacar çok büyük bir performans gösterdi. Evet. Hakikaten hocam. Ha, hükümetimizin de sanki ara seçim sadece yüreğinde yapılıyor gibi. Onu da bir antiparantez söyleyelim. Evet. Yani Seyhan'da Erdal Atipoğlu. O da çok çalışıyor. Emek evet. veriyor. Oya Tekin de çalışıyor. Bak bunları biz karalama anlamında değil. Hocam, benim gördüğüm en organizeli çalışma Oya Tekin'de var aslında. Profesyonel evet. bir şekilde evet. giden bir çalışmalar var. Erdal Atipoğlu öyle. O da öyle. Evet hakikaten. Ama Oya Hanım'ın talihsizliği Zeydan Karalar'ın Seyhan'da en etkili olan DEM seçmenine yaptığı ihanet. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Zaten buradan Balant Badras, Burhanettin'in Emrah'ı, Küçük Emrah'ı Çukurova'ya kaçırmasının sebebi de bu. Bu. Yani bir aslında Oya Hanım'ın en büyük handikapı Burhanettin Bulut'un Çukurova adayı iken Seyhan'a aday yapılması evet. kendisi de Sayın Karalar'ın DEM Parti'ye yapmış olduğu ihanet diyelim. İhanet de rant ihaneti değil yani adamlar listeyi açık bekliyor. Açık söylüyorlar. Söylediler. Doğru mu? Listeyi bekliyoruz. Evet. Ne bir haber bak şimdi miting yapamıyorsun Zeydan evet. Karalar'ın. Evet. Bunun faturasını da Oya Hanım ödüyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Karataş'taki o iğrenç konuşma var ya. Evet. O faşist, o kapatancı, bölücü, o hain konuşma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün ilçelerdeki adaylarını etkileyecek. Evet. Ha ben en çok Kozan'ı merak ediyorum. Kesinlikle ben de Kozan'ı merak İmamoğlu'nu, Aladağ'ı, bu yörüklerin tavrını merak ediyorum. Kozan'da hani milliyetçi söylemler yaptığı için orayı çok merak ediyorum aslında. Ben Kozan. De yani şimdi bu taş medreseyi orada dinliyorlardır ülkücülere, milliyetçilerle. Evet. Kardeş olamayacağız evet. diyor. Ama Kozan'da ülkücü nutukları. Yüreği de elbette bana göre yarışın ciddi favorisi AK Parti Halil Nacar. Evet. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük stratejik hatası. Ali Demirçalı gibi biz seninle bunu programlarda defalarca söyledik. Evet. 34 yıldır kazanamadığım bir ilçe Ali Demirçalı gibi de o bölgede insanı evet. sevilen, halkla kucaklaşmasını başarabilen bir adayım var. Eğer DEM'le uzlaşı görüşmesi tamam denseydi zaten orada Zeydan Karalar bir iki isimle koordine etmiş. O AKP'deki abilerine yüreğini aday belirleme aşamasında armağan edecekti. Tamam mı? Son anda orada söylerse kent uzlaşısı bitti. Nasıl 20 Şubat'ta DEM adaylarıyla çıktıysa 20 Şubat saat 16.45'te Ali Demirçalı'yı aday olarak bildirdiler. 15 dakika. Çok geç. Çok geç. Ali Demirçalı yoksa bak Ali Demirçalı Kadir Aydar'la birlikte aday olarak aynı gün açıklansaydı Halil Nacar ve AK Parti'nin bu güçlü yapısı gidip Güney'in adaylığına girmezdi. Çünkü bilmem anlatabildim. Rüzgar eserdi. Evet. Şimdi orada sürpriz olabilir mi yüreğinde? Olabilir. Bu bakanların çok sık oraya gelmesi, yoğun bir ilgi göstermesi, Seyhan'ı ve Büyükşehir'i sanki AK Parti'nin adayı yokmuş gibi Çukurova'da davranması umarım ters etmez. Antipati toplamak. Evet. Ama Halil Nacar'ın da, Ali Koca,
Ali Mehmet Çalın'da hangisi kazanırsa kazansın. Elbette İbre Ali Nacar'dan yana ciddi favori görünüyor. Ama kazanan Yüreğir şimdiden olmuştur. Kesinlikle. Yüreğir kazanacak. Kazandı Yüreğir. Evet. Seçime girerken kazandı. Evet. İki adaydan. Ali Nacar'da çok ciddi emek sarf etti bak. Evet evet. Müthiş efor sarf ediyor. Dokunmadı herhalde Yüreğir'de. Bir doğmamış çocuklar. Yok, günlük kaç kişiyle tokalaşırım, kaç kişiyle konuşurum onun hesabını yapmış evet. Hocam. Yani kalan sürede şu performansı gösterdi. Yani bunun matematiğini bile çalışmış Halil Hoca. Evet. Bak Halil Hoca Adana'da sağlığa çok değerli katkılar koymuş. Evet. Fakir fukara dostudur. Bunun da altını çiziyorum. Evet. Ha, o belediye başkanı olursa sağlıktaki sorunlarımızda biz yine kendisini arayacağız. Yani. Onu söyleyelim. Bizim başka bir tane durumda bildiğimiz yok. Fakir fukara için arayacağız. Tabii kendimiz için. Evet. Evet. Allah razı olsun ondan. Orada da tablo o. Zeydan Karalar'ın son açıklaması Karataş'ta Necip Topuz şansını arttırmıştı. Evet. Bana göre. Karataş halkı bile isyan etmişti. Etmiş zaten yani. Etmiş. 2003 mü? Ben Necip Topuz'un da başarılı olacağına inanıyorum. Ve en önemli seçim sonuçlarından biri, bunu geçen hafta da açıklamıştık. Pozantı'da yani yeniden Refah Partisi'nin de ben Adana'da bir belediye başkanı olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Pozantı'yı da favori aday Mustafa Çaydır, yeniden Refah'ın adayıdır. Pozantı için elindeki imkan ve o dar küçük bütçeyle efsane işlere imza atmıştır. Halkla kucaklaşmıştır. Diyaloğu çok iyiydi. Ona da hayırlı olsun dememiz için çok beklemeye gerek yok Ersin. Ceyhan'da da yarışın favorisi Cumhuriyet Halk Partili Kadir Aydan. Kadir Aydan. Kadir Aydan. Bak ne diyorum, aynı tarihlerde Ali Demirçal olsaydı İnan bana Halil Nacar Yüreğir aday olmazdı. Burada Erol Kahraman da bayağı şey görünüyor. Ama yani favori görünüyor. Şey görünüyor. Evet, favori görüneni söylüyoruz. Evet, evet. Favori görünüyor. Tabii biz burada 31 Mart gecesi sandıklar açıldığında elimiz yeni başkanlarımızı öğreneceğiz. Evet. Sevgiler seni. Hocam pazartesi yayınımız olacak değil mi? Pazartesi yok. Salı yok, günü gelelim. Salı günü mesela. Yapalım. Peki. Evet. Salı günü yapalım. Şimdi şu vatandaşımızın bize gönderdiği o evraklar var. Onları da bulayım. Bu arada ben şeyi dile getireyim hocam. Ha sen onu getir. Onunla ilgili de kısa bir anlat onu. Peki hocam. Onunla ilgili de açıklamayı biz gündeme getirelim. Hemen hocam onu getireyim ben. Bu evet, bunu dile getirmemiz istenmişti tekrar. Yüreğir Otogarı'nın içindeki sosyal market bağış gelen ürünlerin satıldığı depo görevi görüyor. Yetkilisi de Yıldıray Hepsa, yani Hepsalar sülalesinden kendisi. 2,5 aydır hastanede yatıyor. Görevi eşi Selim'e Hepsa devraldı. Belediye işçisi değil, ev hanımı. Rant gitmesin diye bırakmıyorlar sosyal marketi. Markette yan depolar bağış ürünleriyle dolu. Evet, dolu. O ürünleri saymış. İşte ocak, tüp, bayan üç çamaşırı, battaniye kadar tamam. Şeyli falan. Bunlar. Evet. Bunları saymış. Ve burada o markete gelen ürünler paylaşılamıyormuş, satılıyormuş. Ön kapıdan giriyor yardım olarak, arka kapıdan satılıyormuş. Hep sağlar. Muhsin İnal, Kadir Özdemir'in de bağış getirdiği gıda kolileri varmış. Ejder Sıkık, Hep Sağlar, Muhsin İnan, yetmedi bir de o faydalanıyor. Şimdi bir dakika. Tamam. Evet. Şimdi Muhsin İnal, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık Daire Başkanı. Tabii biz bazen, yani biz derken bize gelen iddialarda bazen kurunun yanında yaşı da yakarız. Evet. Şimdi ben sabah yayına gelirken Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Muhsin İnal beni aradı. Gayet de nezaketli bir şekilde programı dinlediğini, buradaki iddiaların valilik tarafından
zaten ciddi anlamda soruşturulduğunu, kendisinin de Sağlık Daire Başkanı olarak bu iddialar üzerine ayrı bir soruşturma yürüttüğünü, burada sorumluların çıkması durumunda, ki öyle bir havada hissettim çıkabilir. Öyle mi? Çok iyi. Bunların üzerine kesinlikle gidileceğini ve en ağır yaptırımları uygulayacak. Ha, soruşturma... Ama ben şunu sormak istiyorum. Evet. Oranın sorumlusu Yıldırım mı? Yıldıray mı? Hepsi. Değil evet. mi? O adam 2,5 ay hastanede. Şimdi işte bunları o anahtar. Sonrası, o anahtar. İşte bunların hepsini valilik ve oluşan soruşturma heyeti ifadelere başvurmuş. Büyükşehir Belediyesi'nden tüm bilgi ve belgeleri istemiş. Muhsin Bey bütün bu evrakları valiliğe teslim etmiş. Keşke bütün bürokratları büyükşehirin bu kadar duyarlı olsaydı. Evet. Vallahi hocam bir de gazeteci var bu işin içinde. Hani sizle ilgili bir şeyler evet. yapmıştı falan biliyorsun. Ama onlara söylemiyorum. Için, evet. Şimdi bu konuların soruşturmanın neticesini bekliyoruz. Ama Muhsin İnal'a ilk defa kendisiyle konuştum. Bende telefonu da yoktu. Evet. Genelde büyükşehir bürokratları bizden pek yakın durmazlar. Ha, dürüstleri de durur. Mesela benim en sevdiğim orada bürokrat Ergül Aliş Çelikli. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Onun Adana'da da daha uzun yıllar büyükşehirde hangi parti gelirse gelsin görevinde kalmasını arzular. Son cümleyi de şöyle okumak istiyorum. Orada çok önemli yok, aslında. Bu, yok, bu şeyin devamı değil. Heh. Şimdi diyor ki gözleri doymadı diyor. Zeydan Başkan için konuşuyor. Fabrikalar, evler, yurt dışında villalar diye not düşmüş buraya. Tamam, belgelerini göndersinler. Evet. Diyor ki sizin oyunuza, belediye çalışanlarına demiş ki yaptığı toplantı, sizin oyunuza ihtiyacım yok. Sizi de istemiyorum. Memur işçi ne kaldıysa gidecek deyip sözlü dönemdekiler hepsini sürmüş zaten. Hani bir önceki dönemden kalanları. Derdi Adana değil diyor, şatafatlı hayatı kaybetmemek. Evet. Derdi Adana kaybetmemek. Değil diye noktalanmış. Evet. Evet hocam. Şimdi Dürdane Yalçın. Bir kadın bu. Belediyede işe girmek istiyor. Şimdi ben size emniyette savcılıkta verdiği ifadeyi okuyorum. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu'nun sayılı soruşturmasında şikayet dilekçem ile ilgili ifademi vermek istiyorum. Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'nde vermiş. Şikayet ettiğim İbrahim Tutar, bizim komşu köyümüz olan Avcıpınar Köyü'nün muhtarıdır. Evet. Muhtarla tanış olduğumuzdan kendisi bana Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tanıdığını, beni işçi olarak aldırabileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bana işe girdirmede yardımcı olacak insanlara işi yapması için yemek yedireceğim. Gönüllerini alacağım. Bundan dolayı bana para vermen lazım dedi. Fakat kaç para istediğini söylemedi. Benim de cebimde nakit param olmadığı için bakın 25 gram altının vardı. Bu altını 2001 yılı Haziran sonu Sarıçam ilçesinde Kuyumcu'da 10 bin liraya bozdurdu. Evet. Ve Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Ziraat Bankası şubesine giderek 10 bin lira parayı benim ismim ile Muhtar İbrahim Tutar adına gönderdim. Aradan 3 ay bir zaman geçtikten sonra Eylül işe girdirmedi. Sorduğumda seni Atatürk Caddesi'nde bulunan ASKİ'ye girdireceğim ya da Mimar Sinan'ın yanındaki ASKİ'ye aldıracağım diyerek sürekli oyaladı. 3 ay bekledikten sonra benden yine para istedi. Ben de elimde nakit para olmadığında son altınım 24 gram altınım vardı. Bu altınımı 2021 Eylül ayında Çukurova ilçesi Kenan Evren Caddesi'nde faaliyet yürüten Çetinkaya, kuyumculuk sahibi Hasan Çetinkaya isimli şahısla bozdurmak için gittim. Hasan Çetinkaya nakit para soğan olmadığı için bana göndereceğin insana benim hesabımdan gönderelim mi dedi. Ben de gönder dedim. Altın 10.400 lira para tuttu. Bu parayı Kuyumcu Hasan Çetinkaya'nın hesabından Muhtar İbrahim Tutar'ın tahminime Ziraat Bankası hesabına gönderdi.
Ben bu parayı gönderdikten sonra da beni işe aldırmadı. Sürekli şu an iş alamıyorum. İş alım olursa seni işe girdireceğim diyerek beni sürekli oyalıyor. Beni işe giremeyeceğini ve beni kandırıp benden para aldığını ve beni dolandırdığını anlayınca işe girmekten vazgeçtiğimi, vermiş olduğum paraları geri iade etmesini istedim. Tamam paranı vereceğim dedi halde yıllardır paramı vermedi. Her paramı istediğimde bugün yarın diye de sürekli beni oyalamaktadır. Ben parayı istediğimde ben de dolandırıldım. Param yok. Tarla desteklemesini vermedi, vermedi. Ben böyle oyalamış. Oyalamış yani. Sadece ya. Buradan gelecek. Ve diyor ki Dürdane Yalçın ablamız, 49 gram altınımı bana ver. Şimdi Zeydan Karalar'ın Adana'da yarattığı belediyecilik anlayışı bu kadar. Bir köy muhtarı geliyor. Hı hı. Bir kadına seni işe aldıracağım diyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya her diyene de bu para verilir mi? Evet. Doğru mu Ersin? Hemen onun da cevabını ben vereyim. Hemen hocam evet. O fotoğrafı göstermem lazım size. Şimdi Dürdane Hanım'ı 49 gram altınını aldığı iddia edilen muhtarımız da Zeydan Başkanımız keyifli bir yemek masasında. Aynen. Birkaç tane böyle fotoğrafları var evet. Evet. Şimdi Zeydan Başkan'a uzak birine vermiyor. O köye geliyor. Köyünde misafiri oluyor bu muhtarın. Yakınlığını görüyorlar. Onun içinde hani bir de muhtar yapabilir. Yok Zeydan Karalar'ı yanında görmese vermez. Vermez evet. Doğru. Böyle bir tablo. Bunu da anlatmış olduk. Efendim adaylar içinde, bizler içinde uzun, yorucu bir seçim dönemi geçti. Adaylık süreci. Pazar günü sabah gidip oylarımızı kullanacağız. Nereye oy verirsek verelim ama mutlaka bu önemli görevimizi yerine getirelim Ersin. Evet hocam. Bütün adaylara, her siyasi partiye başarılar diliyorum. Zeydan Karalan'la bir 5 yıl daha olmak, bir gazeteci olarak, olayları araştıran bir gazeteci olarak da benim için şanstır. Umarım sevgili Adanalılar bu yağma düzeninde elimdeki bu güzel eseri, bu şansı elimden almazlar. Böyle beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Pazar gecesi Adana'mızı yeni yöneticilerini öğreneceğiz. Salı sabahı biz yine burada olacağız. Evet. Yine kaldığımız yerden talan edilen, soyulan, yağmalanan Adana'yı anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Bir zaman ayırdığınız için herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyoruz, mutlu kalın diyoruz sevgili Ersin. Evet, kıymetli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, seçim sürecinde son programımızdı. Hakikaten kıymetli hocama, hani öyle bir süreçten geçti ki rahatsızlandı, serum yedi geldi buraya, hastaneye gitti, tedavisini oldu, gece serumunu yedi, gece tedavisini gördü, sabah buraya geldi. Hakikaten zorlu bir süreçti. Kıymetli hocama ben çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekleri Adanalılarla ve bizlerle paylaştığı için. Efendim, desteksiz, birçok şekilde köstek de olundu ama biz yine de bugüne kadar geldik ve bugünden sonra salı günü. Bir Nisan pazartesi oluyor değil mi hocam? Evet. 2 Nisan salı saat 11'de. Biz yeni belediye başkanlarını konuşmak adına buralarda olacağız. Yepyeni bir dünyaya mı, yepyeni bir Adana'ya mı uyanacağız? Alışkanlıklarımız değişmez. Ben Zeydan değişti. Şimdi işin aslına bakarsanız hakikaten Zeydan Başkan, hani Rıfat Hocam'ın gözünden baktığın zaman bu kadar malzemeyi veren bir belediye başkanı hakikaten doğru böyle işin ehli bir gazeteci ister. Evet. Değil mi hocam? İster yani. Çünkü malzeme çok. Malzeme çok. Malzeme daha çok. Neler çıkacak? Daha neler çıkacak? Geliyor, hala geliyor. Yani evet. Seçime bir gün kaldı. Ya Ersen. Bana dün evrakları gösterdi. Evet hocam. Tele1, Ankara Ajansı, Halk TV. Milyonlar ödenmiş, milyonlar. Bütün hepsi de burada, telefonda. Ya bakıyorum Ersen, günah ya. Günah. Şu günah ya. Parası. Günah ya. Sizin dediğiniz gibi her eve 5'er bin lira dağıtsaydı ya hocam. Vallahi evet. Yeterdi bugün. Ya bak Ali Pekmez sabah paylaşmış, onunla ben son cümlemi söyleyeyim.
Carl Gustav Jung demiş ki, düşünmek zor zanaattır. Evet. Bu yüzden çoğu insan sürüyü takip eder. Biz sürüyü takip etmiyoruz. Etmiyoruz. Onun için de konuşmaya devam, ediyoruz. Evet efendim, kıymetli hocama teşekkür ediyorum. Ben de huzurlarınızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.